Merhaba arkadaşlar, enerji metotları konusunda Casıldano teoremleri ile ilgili bu videomuzda eğrisel eksenli çubuk sistemleri ile ilgili örnek problemler yapacağız, göstereceğiz size. Şimdi eğrisel çubuklar için, eğrisel eksen çubuklar için Casıldano Casıldano teoreminde eğim sembolü denklemleri bu sefer şu formu alıyor, yani aslında dx yerine ds geliyor, yani yay uzunluğu tarzında çünkü yay boyunca integrasyon yapacağım için eğrisel eksen boyunca integrasyon yapacağım için DS'e göre integral edeceğim tabi. Teta açısını bu şekilde bulacağım gibi çökme miktarını da yani seyim miktarını da bu formülde buluyorum. Tabi momente göre kısmı türev bir de o incelediğimiz noktadaki tekil yüke göre kısmı türev geldiğini görüyoruz yine aynı şekilde. DS'i e de RT teta e, olarak ifade edeceğim tabi. E, problemlerde bunları ayrıca ifade edeceğiz. Bazı trigonometrik bağlantılar kullanabiliriz. Kosinüs kare teta yerine 2 teta cinsinden bu denklemi kullanabiliriz. Bir de sinüs kare teta yerine bu denklemi kullanabiliriz. Hemen örnek 1'e baktığımız zaman e, şekildeki dairesel kirişin gerçi bu e, tam manasıyla kiriş değil ama sonuçta e, dairesel elemanın diyebiliriz. Dairesel kirişin B ucuna yatay yerdeğiş B ucunun yatay yer değiştirmesini hesaplayınız diyor. Sadece eğilme momentinin etkisini göz önüne alınız diyor. Burada B B ile A arasındaki mesafe tabi ihmal ediyor. 360 derecelik bir eleman olduğunu da biz bunu söyleyebiliriz. B ucunun yatay yer değiştirmesi sorulduğu için ve biz bunu kastigiano teoremiyle bulacağımız için biz ne yapmamız gerekir? bu mesafeye B ucunun şuradan B üstüne gittiği zamanki şu mesafesine yer değiştirmesine veya deplasmanına UB diyelim. Şimdi U ile gösterelim onu. Küçük U harfiyle de gösteriyoruz. Evet, UB'yi biz normalde nasıl buluruz tabi? Ee, şöyle mavi kodem kullanırsak UB'yi e, kastiklerine ile bir bölü EI sadece eğilme momentini dikkate almamız gerektiği söylendiği için e, sonuçta genel anlamda şöyle yazıyoruz e, eğilme momenti çarpı DM bölü e, o noktadaki B noktasındaki İncelediğim doğ, doğrultudaki yani yatay doğrultudaki deprem arıyorum. O doğrultudaki dış kuvvete göre kısmi türevi olduğunu unutmuyoruz. Dm bölü df çarpı tabi ds yani e, ne yapıyoruz? Tüm e, eğrisel eksen boyunca integrasyon yapıyoruz tabi. Tabi bu nereden çıkmıştır bu integrasyon? E, aslında tabi e, enerji yoğunluğu enerji olduğu değil de pardon toplam e, toplam şekil değiştirme enerjisinden çıktığını biz biliyoruz tabi. E, artık onu geç, diğer videolarda, daha önceki videolarda e, anlatmıştık. O zaman ben bu integrasyonu alabilmem için ne yapmam gerekir? E, M'i e, M momenti yani eğilme momentini e, ve de e, eğilme momentini ifade etmem gerekir. F'e bağlı olarak da ifade etmem gerekir ki kısmi türevini alayım tabi. E, diğer geometrik büyüklüklere bağlı olarak da ifade etmem gerekir. Onun için şöyle bir kesim yapıyorum. Şu şekilde bir bir kesimi mesela yapıyorum. Bir bir kesimi yaptığım zaman orada kesit tesirlerini yani moment ve diğer kesit tesirlerini görebilirim. Şöyle ki bakın şöyle bir bir kesimi yaptım ve bu şöyle bir merkezde birleşiyor tabi bu uzantıları bir bir kesimi sonucunda burada zaten bir F kuvveti var. Bu parçanın da dengede olması gerekiyor tabi. Sonuç olarak e, biz e, şuradan bir DS kadarlık bir yay uzunluğu alırsak yani ya da DT kadarlık bir açı alırsak diferansiyel bir e, açı şöyle DT şöyle kırmızıyı kullanacak olursak şimdi e, şu mesafe tabi DS oluyor. D, S oluyor. Ee, şu tam orta noktası kesitin orta noktasının düşey mesafesine H demişim. Ondan sonra e, tabi bu bir bir kesim yani onu da biliyoruz. Bir bir kesim olduğunu da söylüyoruz. Ee, burada F'in etkisini dengeleyecek şekilde bir moment ortaya çıkacaktır. Bu moment, eğilme momenti şu şekilde e, alıyoruz. Ama F ile aynı yönde neden aldık? E, olabilir yani sonuçta. E, momentin yönü çok önemli değildi. Kastik dönemde teorimini uygularken tabi yani. E, diğer tarafa da alsak e, şu integral içinde çarpım hem M var hem de kısmi türev olduğu için değişen bir şey olmuyor. Eksi bile alsak yani eksi eksi götürüyor artı oluyor. Artı aldığımız zaman zaten artı çıkıyor. M'i aldık fakat F'i tabi dengeleyecek şekilde aynı zamanda burada e, bir e, kuvvet daha var aslında tabi şöyle bir kuvvet daha var. Bu kuvvetin iki bileşeni var e, tabi toplam F sıfır yapacak şekilde. Bu kuvvetin iki bileşeni var. Bu e, bileşenler de nedir aslında? N bileşeni ve ve, e, ve kesme kuvveti bileşeni olmak üzere iki bileşen var aslında tabi. Bunu biz buna P dersek tabi bileşke kuvvet olmak üzere iki bileşene ayırabiliriz biz bunu. Fakat bunları ihmal etmeseydik N ve V'yi ihmal edin diyor tabi burada. Şimdi ihmal etmeseydik o zaman buraya bir U yazmamız lazım. Pardon yanlış yazmışım onu. Bir bölü E U. o zaman U N artı U V yazacaktık. Fakat bu terimleri bu terimleri ihmal ediyoruz. Yani e, ihmal edilir ediyoruz diyoruz tabi. E, U en ve U nasıl olduğunu daha önce anlatmıştık tabi. Şimdi M, e, M değerini momentiv F cinsinden nasıl ifade edebiliriz? Bakıyoruz. E, sonuçta bu kestiğim noktaya ben K noktası desem mesela, M, K noktasına göre moment alacağım. E, moment e, toplam. Toplam MK diyelim eşit 0. E, ve sonuçta F ile M aynı aynı yönde değil pardon ters yönde almışız tabi yani diğer yönde almışız. F çarpı e, H demem lazım. F çarpı H K'ya göre moment. Eksi M çarpı e, M olacak sadece pardon M olacak. Eşit 0 olmak üzere F çarpı H e, peki H'ı nasıl ifade edeceğim şimdi bakın H değeri nedir? Ee, şu mesafe tabi yarı çap bakın dikkat edin. Ee, şurası yarı çap olduğunu görüyoruz değil mi? Şurasının yarı çap. Aynı zamanda yarı çap olduğunu görüyoruz. O zaman H eşittir. R çarpı e, şu mesafede şu açıda teta açısı. E, teta açısı olarak alıyoruz. Ee, R çarpı tabi d teta'yı artık burada e, yani... Ee, çok küçük olduğu için ihmal ediyoruz tabi yani bu geometrik işlemde. R çarpı e, sinüs teta diyebiliriz değil mi? Bakın sinüs teta diyebiliriz. Evet. R çarpı sinüs teta. E, ondan sonra e, dolayısıyla M'i nasıl elde etmiş olduk? H çarpı F o da eşittir. F çarpı R çarpı sinüs teta olarak ifade ettik. E, peki dm bölü df de bana lazım. df de lazım sonuçta. Şu integrasyonda yerine koyacağım sonuçta. Bu da r çarpı e, sinüs teta e, olacaktır. Peki ds değeri nedir? Bakın şu integrasyonun içindeki ds değerini de ben sonuçta r çarpı e, d teta olarak ifade edebilirim değil mi? D, r çarpı d teta olarak ifade edebilirim. Yani R aslında tabi şunu olmazsa var yeşille gösterelim. Yeşil. Şuraya kadar olan kısım R oluyor tabi yani. R. Yarı Evet. Ee, ondan sonra ne yapacağım? Getireceğim. Burada UB denkleminde sonuçta yerine koyacağım. Yani Eee Hemen şurayı olmazsa temizleyelim madem. Tümünü sil diyelim. Şimdi devam ediyoruz. UB denkleminde 1 bölü E I ee, integral integral sınırları da tabi teta göre olacak. Şimdi bakın öncelikle içerisini yazalım. integralin içini F e, R F R olacak pardon. E, F R sinüs teta. Şimdi bu ne oldu? M oldu. E, çarpı e, çarpı dm bölü df e, pardon. O da R çarpı sinüs teta oldu. Bu da ne oldu? Kısmi türev dm bölü df oldu. Tamam. Çarpı R teta. Bu da S oldu, D S oldu. Evet. O zaman U yazmaya devam ediyorum şimdi. Efrek küp olarak dışarı alabilirim ben bunu. İçerideki sabitleri efrek küp bölü E I e, integral. E, şimdi sınırlar nereden nereye? Aslında şurada da koyabilirdik. Teta açısı nereden nereye değişecek? Tabi baktığımız zaman teta açısı. E, sıfırdan 360 derece yani sıfırla 2 pi arasında tabi burada e, cinsinden koymamız gerekiyor tabi sıfırla e, 2 pi arasında e, ne oluyor bakın sinüs kare teta oluyor değil mi sinüs kare teta d teta oluyor e, ve f re küp bölü e i sinüs kare teta'yı e, almak için yani integralini almak için 0.0'dan 2 pi'ye kadar integral içinde sinüs kare teta yerine 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2 e, d teta'yı kullanabilirim. Şu şekilde d teta bu formülü kullanabilirim. Değiş, e, trigonometrik formülü, değişim formülünü f re küp bölü 2 e i e 2'yi de dışarı attım. Sonuçta ne oldu? D teta e, artı sıfırdan 2 piye d teta e, artı daha doğrusu eksi olacak artık bu. E, cos 2 teta d teta sıfırdan 2 piye ve bu integralin sonucunda da f re küp bölü 2 e, e i Birinci integral teta olarak çıkar. İkincisi de tabii sinüs 2 teta olarak çıkar. Eksi sinüs e, iki, sinüs 2 teta bölü 2 olarak çıkar. Sinüs 2 teta bölü 2. E, Sınırlar da 0'dan 2 pi'ye. Yerine koyduğumuz zaman e, UB değerini f r küp bölü 2 e i e, sonuçta 2 pi koyacağız yerine. E, iki pi. Gerçi burada sinüs 2 teta e, ne olacaktır? Yani bu sıfır çıkacaktır. Değil mi? Şu hem sinüs sıfır sonuçta sinüs sıfır şey sinüs 4 pi bölü 4 pi bölü 2 eksi sinüs 0 derece. Yani burası hem bu 0 oluyor hem de bu 0 oluyor. Sonuçta ee, diyebiliriz ki şu son iki terim sıfır olacağı için 4 pi olacak bu pardon 4 pi ee, sonuçta u b değerini buradan hesaplayabiliyorum u b eşittir ee, ikilerde şuradan birbirini götüreceği için pi f reküp küp bölü e ü olarak e, hesaplıyorum bakın Evet, böylece B noktasının yer değiştirmesini hedeflediğimiz şekilde, yani hedeflediğimiz yer değiştirmesini bulmuş olduk. Şimdi diğer örneğimize hemen geçiyoruz. Evet, örnek 2'ye baktığımız zaman şekildeki yarı dairesel kirişin B ucunda meydana gelen yatay sehimi ve eğim açısını hesaplayınız diyor. Normal ve kesme kuvvetlerinin etkilerini ihmal ediniz. Bu şekilde de bir şartı var tabi bu örneğin. Sonuçta tabi biz biliyoruz ki normal ve kesme kuvvetlerinin etkileri zaten eğilme momenti yanında oldukça küçük kalıyor. Daha önceki problemlerde e, ispat ettik biz bunu. Şimdi B ucunda bir e, kayar mafsal var. B ucu dolayısıyla P kuvvetinin etkisiyle e, yatay doğrultuda UB kadarlık bir deplasmana sahip olacaktır. Yani ötelenecektir e, diyebiliriz. Bu değer bir soruluyor. UB değeri nedir? Bu soruluyor. Bunun yanı sıra B ucunda belli bir dönme olacaktır. Yani eğilme momentinden kaynaklanan belli bir açı olacaktır. Eğim açısı bu değerde bize soruluyor. Teta B açısı nedir? Bunları bulmamız isteniyor. Şimdi UB'yi bulabilmek için tabi öncelikle bizim bu elemanı iki parçadan oluştuğunu, iki bölgeden oluşunu görebilmemiz lazım. Bu Şurası birinci bölge ve B'den itibaren A'ya doğru gittiğimiz zaman ani bir kuvvet değişimi olduğu zaman bölge de değişecektir. Tabi P noktasında tam orta noktada değişeceğini bir kere görüyoruz. Peki UB'yi nasıl buluyorduk? Bir de mesnet tepkilerine baktığımız zaman A ve B'de P'nin etkisiyle tabi şu şekilde iki tane mesnet tepkisi olacaktır ve bunlar birbirine simetrik olacaktır. Bu şekilde görüyoruz. Fakat e, B noktasındaki yatay yer bulu, bulmak için de biz kasıklardan teoremini kullanacaksak buraya mutlaka bir tekil kuvvet yerleştirmemiz gerekir. Yani eğer yoksa üzerinde e, gerçek bir kuvvet yoksa yatay doğrultuda incelediğimiz doğrultuda yani mutlaka bir tekil kuvvet yerleştirmemiz gerekir. Biz işte buraya B noktasına bir Q e, hayali kuvveti yerleştiriyoruz. Hayali. Yani değeri sıfır olan e, kuvvet yerleştiriyoruz. Tabi bu kuvvetin aynısı tabi diğer tarafta da A noktasında da olduğunu düşünebiliriz. Bunlar sıfır ama sonuçta şu andaki şekilde baktığımız zaman bunlar toplam Fx eşit sıfır olacak şekilde de birbirini dengeliyor. Toplam moment de sıfır. Toplam Fy de sıfır. İşte serbest cisim diagramını bu şekilde e, çizmiş olduk e, bu cismin. Şimdi UB'yi bulabilmeyi e, bulabilmek için bizim formülümüz neydi? Kastigliano teoreminde tabi iki bölgeden oluştuğu için bu sistem 1 bölü e, I, e şöyle integral için alalım. E, M1 birinci bölgedeki e, eğilme momenti sadece dikkat alınıyor tabii. M1 bölü M1'in de e, neye göre kısmi türevi? DQ'ya göre kısmi türevi çarpı DS diyoruz neden de esiyoruz? Çünkü tüm e, şeklin yani tüm elemandaki şekil değiştirme enerjisinin aslında bir yerde kısmi türevidir bu. O yüzden tüm e, eleman boyunca bu integrasyonu yapıyoruz. Tabi o bölge boyunca daha doğrusu birinci bölgedeki, e, birinci bölge için sadece birinci bölgenin tümü boyunca, ikinci bölge için de ikinci bölgenin tümü boyunca integrasyon yapıyoruz. Sonuçta tamamı için yapmış oluyoruz aslında. Ee, i̇kinci bölgede de tabi şöyle e, yine M2 DM2 bölü D DQ burada da Q tabi bu Q ee, DS integrasyonu yapıyoruz ama bölge sınırları nereden nereye değişiyor? 0 pi bölü 2 arasında değişiyor yani e, teta açısı cinsinden ifade edeceğimiz için 0 pi bölü 2'yi şimdi de koymuş olduk. Şimdi m'i m1'i ve m2'yi e, aslında e, q cinsinden ve boyutlar cinsinden ifade ettikten sonra zaten e, integrasyonu alabiliriz ve u, geçebiliriz. E, bunu ifade edebilmek için de buradan bir 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 kesim yapıyorum bakın. Her bir bölgeden kesim yapmam gerekiyor tabii. E, şöyle bir kesim yaptığımız zaman şunu da maviyle çizelim artık. Bir bir kesimini şöyle bir kesim yaptım. Bakın. Bir bir kesimi yaptım. Olmasa şöyle kalınlıkla çizelim biraz. Ve bir bir kesimin sonucunda tabi burada sağ tarafı incelediğimiz zaman P bölü 2 kuvvetinin olduğunu burada da Q kuvvetinin olduğunu görüyorum. Ve burada tabi bunları dengeleyecek şekilde iç kuvvetler ortaya çıkacaktır. Bu da M1 ee, diyoruz biz buna M1 eğilme momenti ortaya çıkacaktır. M1'in yönü niye sağa doğru aldık hocam diye soracak olursanız o fark etmiyor. Yani sonuçta e, diğer tarafa da alsanız integrasyon ifadesindeki sonuç değişmeyecektir. Yani eksi alsanız bile kısmi türevde geldiği için birbirini götürecektir o eksiler diyebiliriz. Ve e, burada tabi P bölü 2 ve Q'yu da dengeleyecek şekilde tabi şurada normal kuvvetler aslında normal M1 kuvveti ve V1 kesme kuvveti ortaya çıkacaktır. Aslında tabi e, bunlar ihmal ediliyor. E, UN1 ve UV1 ihmal ediliyor. Yani bunların etkisi ihmal ediliyor diyebiliriz. E, daha doğrusu e, ihmal ediliyor. Bunlar e, o zaman sadece zaten biz e, yukarıdaki formülde dikkat ederseniz M momentlerin yani eğilme momentlerinin etkisini yazmıştık. m 1i bu sefer ifade etmek için bilinenler cinsinden K noktasına göre moment alıyoruz mesela toplam M, K eşittir 0 O zaman şu mesafeye ben ne demişim A mesafesi buraya tabi B mesafesi demişim ama şurası da merkez yani O noktası burada oluyor bakın O noktası şurası R yarıçapı olduğu için, şu açıya da ben teta açısı demişim mesela teta açısı. eee teta ee, o zaman şu mesafe ne olacaktır? r e, r kosinüs teta a mesafesi zaten r sinüs teta olacaktır. Görüyoruz onu. E peki e, şuraya da b mesafesi demişim. E, tamamı tabi ne olacaktır? r olacaktır. Tamamı da r oluyor şöyle. O zaman e, P, k noktasına göre moment aldığım zaman ee, M1, şu e, yönü pozitif alalım, eksi M1 oluyor o zaman, eksi M1 e, artı P bölü 2 ile e, dik uzaklık B olduğu için b'yi çarpıyoruz, eksi tekrar Q ile neyi çarpıyorum bakın, e, Q ile A'yı çarpıyorum, e, tabi bunun sonucu 0 olacaktır ve buradan M1'i e, şöyle çektiğim zaman P bölü 2 e, B ee, eksi Q A diyebiliriz. Ee, B mesafesi de zaten B mesafesi de R çarpı R, e, R eksi R kosinüs teta yani R bir eksi kosinüs teta yazmam mümkün B için. O zaman M1'i buradan P bölü 2 e, bir eksi kosinüs teta eksi Q çarpı e, R sinüs teta sinüs olarak ifade edebilirim. Ee, M1 tabi bu. M1. Ee, M1 değerini böyle buldum. Fakat ikinci bölge için düşündüğüm zaman aynı şeyi bulacağım aslında. Yani ben buradan 2-2 iki, iki kesimi yapıp 2-2 iki, iki kesiminin e, diyagram şeyini serbest cisim diagramını çizersem şöyle bakın aynı şeyi bulduğumu görüyorum. Yani P bölü 2 Burada da P bölü 2 var tabi. P bölü 2. Burada da Q var tabi. Q. Ee, ve burada M2 var. Artık yani N2'yi yine ihmal ediyoruz. N2, B2'yi bunlar ihmal ediliyor. İhmal. E, ee, ve M2'yi de aynı şekilde bakın. Burası A, burası B olmak üzere ee, benzer şekilde m 2 de M1'e eşit buluyorum. M1 ile eşit bulunur. M2 eşit M1 bulunur. Diyebilirim. Yani baktığınız zaman M2'nin de P bölü 2 1 eksi kosinüs teta eksi Q R sinus teta olarak bulunduğunu görürsünüz. O zaman şimdi burayı temizleyelim. UB'yi şimdi tekrar yazacak olursak UB'yi şimdi o zaman şöyle yazabilirim. Bakın 1 bölü e i e, integral m1 dm1 bölü dq çarpı yani ds yerine de tamam, ds'ye şimdilik şöyle yazalım ama e, artı m2 terimi yerine ben buraya şimdi 2 iki, e, ile çarpabilirim. Çünkü m1 e, aynı çıktı. E, m1 ile m2 aynı çıktı. Bu da neyi gösterir? M2'nin etkisi. M2'nin etkisi de 2 ile çarparak e, etkisi e, buraya ilave etmiş oluyorum. DS ise e, zaten daha önce de göstermiştik. DS terimi neydi? Yay uzunluğu, diferansiyel yay uzunluğuydu. DS tabi şurada e, şu açı Dθ olmak üzere e, DS'i de R, e, R olarak ifade ediyor diyorum. O zaman UB'yi e, şimdi tekrar yazacak olursak UB eşittir 2 çarpı 1 bölü EI integral e, integral iç, e, ifadesini de yazıyoruz. Şimdi sıfırla tabi pi bölü 2 arasında birinci bölge tabi e, ama 2 ile çarptığımız için ikinci bölgeyi de katmış olduk. PR bölü 2 e, daha doğrusu şöyle yazacağız. Bir dakika. Ee, gerçi orada tabi artık e, şey ifadesi de gidecek bir yerden. PR bölü 2. Şöyle yapalım. PR bölü 2. E, Bu şekilde alacağız artık. 1 eksi kosinüs teta e, eksi Q R sinüs teta dm 1 bölü d q da eksi r sinüs teta e, çarpı bu da r d teta olacak tabi. Yani bu, bu şekilde bir ifade söz konusu olacak tabi burada. E, evet. E, yalnız tabi burada q ifadesi e, q değeri sıfır. Sıfırlanıyor. Evet, çünkü Q hayali bir kuvvetti. Onu hiç hesaba katmadan integrasyonu yazabiliriz. U, B'yi o zaman integre ettiğimiz zaman ne buluyoruz bakın. 2 P, R küp tabi burada integrasyon şöyle kapatmak gerekir. R detaya göre D detaya göre integrasyonu yapıyoruz. 2 P, R küp 2 E, I olduğunu sıfırdan pi bölü 2'ye kadar e, içeride ne kalıyor. Bakın kosinüs teta eksi 1 e, kalıyor. Yani daha doğrusu bunu ters çeviriyoruz. Bu da eksi işaretini de e, kaldırmış oluyoruz buradan. sinüs teta e, d teta olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve eşittir. E, şimdi şu değere değişken atıyorum. Mesela burada t demişim. Ee, o zaman kosinüs e, teta eksi 1 eşit t ise e, sinüs teta d teta da dt'ye eşit olacaktır. E, ve bunun integrasyonu yapacak olursak u b eşittir e, şu pr küp bölü pr küp bölü e i integrasyon Evet, t e, t, D, t olacaktır ve p r küp bölü e i t kare bölü 2 gelecektir ve t'yi de yerine koyacak olursak şimdi u buradan bulmuş oluyoruz p r küp bölü 2 e i kosünüs e, teta eksi 1 e, nereden nereye? Sıfırdan pi bölü 2'ye değişecektir. E, eşittir diyelim. Eksi e, değerini dışarı alalım. Eksi pr yani şu da eksi olacakmış. Pardon. E, Sinüs teta evet. Kosünüs e, teta evet. Şurası da eksi Eksi mi olacak? Evet. Ee, yalnız şurada e, bu tabi eksi sinüs olacaktır. Yalnız onu e, yanlış yazmışız tabi. Şurada eksi sinüs teta d teta e, e, d t eşit işte olacak. Bunun başına bir eksi koyacağız. Şimdi şöyle olacak tabi. Onu unutmuşuz. Eksi olmak üzere. Dolayısıyla eksik e, şöyle bir terim geliyor tabi. E, sonuçta eksi PR e, PR küp bölü 2 E I e, parantez içinde de yani kosinus pi bölü 2 e, sonuçta 0 0 eksi 1 Kosünüs e, 1 bölü 2 eksi e, 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 tamam 1 eksi kosinüs 0 1 1 eksi 1 oluyor ve UB'yi buradan buluyoruz. UB değerini eksi P R küp bölü 2 E I oluyor. Ha, eksi çıktı. Bu ne demek? Q'nun e, zıttı yönünde. Zıt yön, Q'nun zıttı. Ee, yönünde değer bir. Eksi çıkmasının özelliği bu. Evet. U, bulduk. Peki devam edelim şimdi. Ee, ikinci olarak eğim açısını bulmamız isteniyor. Tabi burada eğim açısı nedir? Ee, bu soruluyor. Bunun içinde şimdi eğim açısı için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Buraya e, tabi burada tabi yine P bölü 2 kuvveti var. P bölü 2 var. Tamam ama Artık Q yerleştirmemize gerek yok. Buraya bir hayali olarak M, -M momenti yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle dış moment M, e O momenti demişim ben buna. Mesela M, O momenti hayalidir bu da işte yani. E o zaman e tekrardan aynı noktaya gelecek olursak e bu M, O momentini de dengeleyecek şekilde tabi burada ters yönde şöyle bir M, O momenti hayali olarak da olacaktır. E, MO sıfıra eşit tabii. Onu biliyoruz. E, gerçi MB de diyebiliriz ama neyse. MO demişiz. E, burada e, artık Teta açısını hesaplamak istiyoruz. Teta açısını hesaplamak için de yine bir bir kesimi yapıyoruz. İki bölgeye ayırıyoruz biz bunu. Yine aynı e, mantıkla gidiyoruz. Birinci bölge ikinci bölge olmak üzere. Ve bir ve ikinci bölgelerde kesit tesirlerinin aynı olduğunu Yine görüyoruz. Yani çıkarabiliriz tabi yani. Şöyle ki burada bir bir, bir, bir kesimi ile şöyle yine aynı şekilde M momenti olacak burada. Bu sefer burada P bölü 2 kuvveti var. Tamam. Bir de M O momenti var. M momenti sonuçta yani şu noktaya göre yine K noktasına göre Moment alırsak toplam MK eşit 0 dersek M momentinin e, tabi şimdi şurada şurada herhangi bir şey yok M momentinin e, ne olduğunu görüyoruz P çarpı e, P b bölü 2 yine yani B noktası şurasıydı B uzunluğu daha doğrusu e, ve A uzunluğuyla burasıydı. E, A uzunluğunda artık yakamız kalmıyor. Artı M O e, diyoruz. Tabii. E, sonuçta böyle bir değer karşımıza çıkıyor. M değerini, M momentini yani kesitteki iç momenti o zaman P R bölü 2 1 eksi kosinüs teta e, artı M O diyebilirim. Şöyle ifade edebilirim. Ee, ve bu durumda da dm bölü dq Q şey dm pardon dm bölü dmo demem lazım tabi. Bunun kısmi türevi bize gerekiyor. Bu da 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Ee, bu birinci bölge birinci bölge ikinci bölgede de aynı şey çıkar. Benzer şekilde benzer e, şekilde onu da o zaman yazalım madem kafamızda tam netleşsin iyice şöyle ikinci bölge şuradan alıyorum mesela 2 2 kesimi yapıyorum ee, burada da tabi P bölü 2 var ve MO momenti burada da var o zaman e, burada ortaya çıkacak M buna bir M1 demek lazım aslında tabi M1 M1 bu da M2 olmak üzere ee, yine aynı şey çıkacak. Görüyoruz. P R bölü 2 e, 1 eksik kosinüs teta artı MO bu da M1'e eşit olacaktır. Ve aynı şey çıktı. Yani M1 eşittir M2. Ee, ve bundan sonra da artık teta'nın e, hesabına geçebiliriz. Yani eğim açısı hesabına geçebiliriz. teta B için e, ne yazabiliriz? E, teta B yine 2 ile çarpıyoruz. E, ikinci bölgeye hesaba katmak için. 1 bölü 2, e, I. bu sefer integrasyon M1'e göre yapmamız yeterli. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar e, Tabi M1 DM1 bölü DMO demem lazım. B noktasındaki tabii e, B noktasındaki momenti ifade ediyoruz burada. E, şöyle bir hayali moment koymuştuk ya MO momenti koymuştuk. E, ve DS'e göre yine integre ediyoruz. E, ds de zaten RDT ol, DTT olduğunu söylemiştik. O zaman teta B açısını ifade ederken e, 2 çarpı 2 bölü 1 2 bölü E I integrasyon 0'dan pi bölü 2'ye kadar e, P bölü 2 e, M1'i e, tabi ne demiştik M1'i M1'in değerini bulmuştuk. PR bölü 2 1 eksi kosinus teta e, artı MO demiştik. Tabi MO. Gerçi bu sıfır olacak yani şöyle. Çarpı tekrar DM1 bölü DM, DMO da zaten 1'e eşitti şu terim. 1. E, sonuçta kısmi türevi 1 olduğu için R D teta diyoruz. Evet. R D teta. eee Evet. Teta B değerini bu durumda neyi buluyoruz bakalım. Şimdi bu MO'yu sıfırlıyoruz. Sıfır zaten o. Teta B'yi bulurken e, şuradan zaten PR kare geliyor değil mi? PR kare geliyor. İntegral dışına alabiliyoruz. İkiler de birbirini götürüyor buradan. PR kare bölü EU. E, sıfırdan pi bölü 2'ye kadar 1 eksi kosinüs teta'nın integrali d teta ee, ve e, bunun da sonucu d teta b pr kare bölü e u tabi birinci e, şöyle yapabiliriz bunu istersek yani teta eksi teta dt eksi sıfırdan pi bölü 2'ye e, sıfırdan pi bölü 2'ye yine kosinüs e, teta d teta teta b eşittir e, pr kare bölü e u bunun sonucu teta çıkacaktır. Sınırları yerine koyduğumuz zaman sıfırla pi bölü 2 arasında. Dolayısıyla ya e, yazalım olmasa sıfır, teta eksi sinüs teta olacaktır. Sıfırla pi bölü 2 arasında değerlerini yerine koyuyoruz. Ee, ve de sonuç olarak e, eşittir diyelim. Pr kare bölü e i pi bölü 2 eksi sinüs teta da 1 olacaktır. Eksi 1 e, 0 e, koyduğumuz zaman eksi 0 eksi 0 ee, olacaktır. Tabi şöyle olacaktır. ve evet, teta değeri buradan pr kare bölü 2 e 2 dışarı atma yani şurayı şöyle düzenlemişiz. P 2 tarzında düzenlemişiz. Evet. Evet burada TTB açısını iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. TTB açısını tanımlayacak olursak şöyle hemen e, şunu söyleyebiliriz. TTB açısı e, ilk konumla son konum arasındaki teğetler arasında e, kalan açıdır. Teğetler arasındaki açı fark e, açıdır diyebiliriz aslında. E, şu, e, B noktasında B noktasının e, ilk konumuyla ilk ve son konumu arası son konumu ee, konumunda ki e, teyitler arasında teyitler arasında ki e, açıdır diyebiliriz açı. Yani şimdi şunu kastediyoruz tabi. İlk konumu nedir aslında? Tabi bu yarım çember olduğu için sonuçta ilk konumundaki e, ilk e, teğeti nedir? Düşey doğrultudadır. Yani P'ye paralel olmak üzere şu doğrultuda olduğunu biliyoruz. Biz düşey doğrultuda teğet bir bu. Zaten herhangi bir şekil değiştirmemiş burada teğet bir diyebiliriz ilk konumu. Sonra B noktası B üstü gibi bir noktaya gelecektir. Tabi şekil de e, değişecektir. Şu yarım çember biraz tabi uzayacaktır sağa doğru. Şu şekilde B A noktası sabit olmak üzere şöyle bir uzama gerçekleşecektir tabi. Şu şekilde B üstü noktasına gelecektir. İşte bu B üstü noktasında da bir teğet var tabi. Şu şekilde bir teğet olacaktır. Ee, bu da teğet 2 diyebiliriz. Bu da teğet 2. İşte ben şimdi e, teğetler arasında kalan açı yani e, dediğim zaman şunu kastediyorum. Teğet 1'i tekrardan ben e, şuraya paralel olarak taşıyorum. Te, e, teğet 2'ni 2'ye yani B üstü noktasına şöyle taşıyorum. Şu şekilde taşıdığım zaman teğet 1'i bakın ee, burası nedir? Paraleldir. teğet 1 dediğim zaman, işte şu açı bakın, şu açı teta B açısı oluyor. Yani teğetler arasında kalan açı e, anlamına geliyor. E, M eğilme momentinin B noktasında oluşturmuş olduğu e, eğim açısıdır da bir yerde e, diyebiliriz. E, ama şuradaki teta açısıyla ne alakası var derseniz, bu teta açısıyla alakası yok da bir teta B'nin. Bu teta açısı sadece integrasyonu alabilmemiz için. Tanımladığımız bir açıdır. Belki bunu alfa demek daha doğru olacaktı ama sonuçta teta ile tetebe arasında bir benzerlik yani yok. Yani açıkçası tetebeyi bu şekilde anlamamız gerekiyor. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi örnek 3'e bakıyoruz. Burada diyor ki şekildeki eğrisel çubukta A noktasının yatay sehimi ve eğim açısını hesaplayınız diyor kesme kuvveti ve normal kuvvetlerin etkilerini yine ihmal etmemiz isteniyor. Evet, burada e, tabii yine aynı formülü kullanacağız. Yani e, A noktasının e, Kastikliano teoremine göre e, UA e, 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 seyimini bulmak için ne yapıyoruz? uA e, Nedir? Bunu soruyor bir kere. Bir de e, yapmış olduğu teta A açısını soruyor. Yani şekil değiştirme sonucunda A noktasının gittiği nokta A noktasının son e, konumunun teğetinin yatay yapmış olduğu açı aslında TTA dediğimiz değer bu eğilmeden kaynaklanan değer e, tabii tabi açı. E, şimdi e, yine bizim kullanacağımız formül belli yani U A'yı bulmak için U A'yı bulmak için kullanacağımız formül U A eşittir 1 bölü E, I, e integrasyon m dm bölü bu sefer e, yataydaki e, deplasmanı bulmak istediğimiz için yer değiştirmeyi o indirdiğimiz noktada o doğrultudaki e, kuvvete göre dış kuvvete göre kısmi türev alıyoruz dm bölü dp yazabiliriz yani doğrudan DS'e göre e, yazabiliriz ama tabi burada iki tane bölge var yani aslında tabi bu birinci bölge e, olmak üzere e, burası da ikinci bölge olarak isimlendirdiğimiz bölge BC kısmı. O zaman demek ki M1, D, de M1 demek lazım buna. Nereden nereye edeceğiz Şimdi A'dan B'ye Tabi şöyle eğilme momenti için bir bölü E, dışarı alıyoruz. Artı integrasyon Bu sefer tabii C'den B'ye ya da B'den C'ye integrasyon yapabiliriz. C'den B'ye yapabiliriz ya da B'den C'ye yapalım. O şekilde tanımlamamızı yapacağız. M2 tabi e, M2 bölü D P dememiz lazım tekrar. Bu sefer D e, Y diyebiliriz biz buna değil mi? Ya da DX1 diyebiliriz. E, bu X1'in ne olduğunu biraz sonra açıklayacağız. E, o zaman her bir bölge için tabi her bir bölge için M1 yani M, M1 ve M2 değerlerini P'ye bağlı olarak ve geometriye bağlı olarak yine bulmamız gerekir ki bu integrasyonu yapabilelim. Bunun için de şunu yapalım, şunu kullanalım, mavi kalemi Her bir bölgeden bir kesim yapıyoruz. Yine aynı şekilde kesit tesirlerini bulmak için. Zaten şuradaki integrasyon içindeki ifadeler hep kesitteki iç kuvvetler veya iç momentler olduğunu biliyoruz. Bir bir kesimini yaptığım zaman birinci bölge için şöyle bir bir kesimi yapıyorum ve P kuvveti yani burada statik hesabı gerek yok aslında tabi. E, doğrudan bize değerler e, ortaya çıkacaktır yani. Burada bir bir, bir kesimi yaptım. E, tabi burada bir P kuvveti var ama bu ihmal ediliyor. Bunun etkisi e, ihmal ediyor e, diyebiliriz. ihmal zaten soruda öyle denmiş. Çünkü bunun iki tane bileşeni var aslında. Normal bileşen ve kesme e, Kuvveti bileşeni olmak üzere N ve V olmak üzere. Bunlar ihmal ediliyor. Ee, fakat burada bir eğilme momenti var tabi. M eğilme momenti. Bu ihmal edilmiyor. Biz buna M1 diyebiliriz. M1'in değeri de tabi nedir burada bakın şimdi. Daha önceki problemlerde benzer şekilde şurası A noktası A uzunluğu olmak üzere ee, R e, tabi şöyle yapalım. Şurası da R olmak üzere. Şu açı da e, teta açısı yine olmak üzere. Şu birbiri aslında şöyle birbiri şöyle yapalım. E, teta e, açısı olmak üzere. E, A'yı da ben ne olarak yazabilirim. R e, sinüs teta olarak yazabilirim. R çarpı sinüs teta. İşte toplam e, M K eşit 0 dersem şurası K K noktası olmak üzere mesela. Şurası K1 noktası ol, olsun. Sıfır e, dersem e, M1 e, M1 değerini e, M1 eksi daha doğrusu e, eksi M1 artı P çarpı A eşit sıfır diye e, bulurum. M1 eşittir. E, P çarpı A bulurum. Yani o da e, neye eşit olur? M1 e, A yerine de R sinüs teta yazdığına göre M1 eşittir. P, R sinüs teta olarak bu durum. Evet. en biri ifade ettim. Sonra ds'i de tabii e, daima biliyoruz ki ds eşittir. R d teta'dır. E, onu daha önceki problemlerde de ifade ettik. Yani şuradan hemen gösterecek olursak şöyle şu şekilde bir e, ds d, uzunluğu. Şurası d teta olmak üzere tabi Merkez açı çarpı nedir? yarı ee, çap r d teta diyebiliriz. Yay uzunluğuna yani. Evet. Ee, sonra şimdi e, m1 momentinden dolayı ortaya çıkacak a noktasındaki deplasman d a1 demişim buna. Gerçi delta a1 demişim. Ee, olabilir. Ee, delta a1 eşittir. 1 bölü e i e, ee, integral m1 dm1 bölü dp e, p çarpı rdeta delta a1'i e, şimdi açacak olursak delta a1 veya biz buna delta a1 değil de yani şöyle biraz daha uyumlu olması için u a1 desek daha mantıklı olacak. Ee, u a1 u a1 birinci bölgedeki A1 e, birinci bölgeden kaynaklanan A1 noktasının deplasmanı U A1 e, sonuçta 1 bölü E I integrasyon PR kare şey PR sinüs teta M1 yazdım. DM1 bölü DP ise baktığımız zaman DM1 bölü DP değeri de e, R sinüs teta olduğunu görüyorum. Değil mi? R sinüs teta ee, o zaman R çarpı sinüs teta çarpı R d teta olarak yazabilirim. Ee, nereden nereye değişecek bu? Ama sıfırla pi arasında değişecek. Neden? Çünkü 180 derece değil mi? Pi kadar yani. Pi radyan kadar. Ee, delta A1 şey U A1 eşittir. Bu durumda bir bölü E I integrasyonu yapacak olursak tabi Burada PR küp terimi de gelir. Dışarıya alabiliriz. İntegrasyon e, sinüs kare e, teta d teta olacak. O da PR küp bölü e, I. E, sinüs kare teta yerine de e, 1 eksi 0 ile pi arasında olacak. 1 eksi kosinüs 2 teta bölü 2 yazabiliriz d teta. E, eşittir diyelim o zaman u a 1'e şuradan devam edeyim p r küp bölü EI, e i e, 2 2'yi de dışarı çıkarmışız tabi 2'yi de dışarı çıkardık bir, birin integre d teta'ya göre integre, yani şurası ne olacak teta eksi e, sinüs 2 teta bölü 2 olacaktır değil mi sinüs 2 teta e, 2 teta bölü 2 olacaktır. Sıfırla pi arasında integrasyon yapacak olursak ondan sonra eşittir sonuç sonucunu yazalım olmasa bunun sonuçta u a 1 eşittir pr küp bölüğü 2 E ee, yani Burada tabi e, değerlerine koyduğumuz zaman e, pi eksi sinüs 2 pi bölü 2 Zaten bu sıfır olur. Sinüs 2 pi e, ve U A 1 değerini e, ne bulurum? Pi P R küp bölü 2 e I olarak bulurmuştu bak. Evet, bunu e, birinci bölgedeki değeri elde ettik. Tamam, devam edelim şimdi. E, ikinci i̇kinci bölgeye bakıyoruz şimdi. İkinci bölge için e, ikinci bölge şu yazıyı da olmazsa e, a, yok edelim. Evet. Şimdi ikinci bölge için ee, şöyle bir kesim yapıyorum. Şöyle bir kesim yapıyorum. 2-2 i̇ki, iki kesim yapıyorum. Şuradan itibaren e, şöyle 2-2 iki, iki kesim yaptım. 2-2 i̇ki, iki. Ee, P kuvveti var. Tamam. Peki buradan itibaren X1 mesafesi aldım şimdi bakın. Ve burada bir M1 momenti var. Şu M2 momenti var pardon. Eğilme momenti ve burada tabii bir kesme kuvveti var ama bu ihmal ediliyor ve kesme kuvveti bu ihmal edil, edilmesi gerektiği söylendi soruda zaten. E, P'yi dengeleyecek şekilde. E, burada işte M2'nin değerini de e, ne olarak buluyorum? Eksi -P çarpı aynı yönde olduğu için eksi -P x1 olarak buluyorum. Yani toplam momentten e, bu noktaya göre moment aldığımız zaman K2 noktasına göre yani toplam MK2 eşit sıfırdan m2'nin eksi px1 olduğunu ve dm2 bölü dp'nin de eksi x1 olduğunu görüyorum. Ve e, ua2 değerini şimdi a noktasına yine e, deplasmanı hesaplayacağım. E, ikinci bölgeden kaynaklanan 1 bölü e, I, e, integral m2 dm2 bölü dp e, dx1 Demem lazım. Peki nereden nereye değişecek dx1? Yani sıfırdan h'a değişecek değil mi? b'den c'ye doğru değişeceği için ee, ve u a2 değerini buradan bir bölü e i e, integrasyon eksi px1 çarpı eksi x1 dx1 e, olarak yazdığımız zaman yaz burada dikkat edin M2'yi neden bu tarafa aldım da diğer tarafa almadım? İşte burada e, görmeniz gerekir. Bunu hemen eğer ben M2'yi diğer tarafa alsaydım M2 p çarpı x1 olacaktı. Pozitif olacaktı. DM/DP de pozitif olacaktı. Yine sonuç pozitif çıkacaktı. Değişen bir şey olmuyor bakın dikkat edin. Onu e, anlayabilirsiniz. Yani demek ki yönler çok önemli olmuyor burada Cassini oval teoremlerini uygularken. O zaman U e, A 2 eşittir. Sıfırdan H'a kadar olduğu için e, P H küp bölü 3 E Ü olarak e, karşımıza çıkıyor e, diyebiliriz. Ve böylece U A'yı e, işte U A 1 artı U A 2 olarak hesapladığımız zaman sonuçta U A deplasmanını P R P çarpı P R küp bölüğü, 2 E I eksi P H küp bölü 3 E I olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi e, hemen şeye geçiyoruz. Tümünü sil diyelim. E, açıya geçiyoruz. Açıyı nasıl bulacağız? Buraya bir e, açıyı bulmak için e, mutlaka bir e, dış moment, tekil moment olması gerekiyor. İncelediğimiz noktada. İşte ben buraya bir mo O Hayali ku, e, moment yerleştiriyorum. Olsaydı gerçek bir moment yerleştirmeyecektim. Ama hayali olarak bunu yerleştirmem gerekiyor. Tabi yine bir bir kesimini yapıyoruz bir bir. Bir bir kesiminde bu sefer e, bu momentin m2 m teta'yı e, bulmak istediğimiz için m1 momentini tekrar yapıyor e, bulmamız gerekiyor. M1 mo bu sefer m1 momentinin ne olduğunu görüyorum tabi. MO artı P sinüs teta olduğunu görebiliyorum. sonuçta teta A1 dediğim değer e, teta A1 M1 momentine kaynaklanan değer 1 bölü E I, integrasyon M1 dm 1 bölü işte o noktadaki tekil momente göre kısmı türev DS ee, diyeceğim. Ee, e, diyeceğim. E, teta A1'i bulmak için tabi buradan DM1 bölü DM1 bölü D, e, DMO da 1'e eşit çıkıyor. Şimdi e, buradan devam edecek olsak teta 1 eşittir. 1 bölü EU integrasyon e, MO MO şimdi sıfır diyeceğim bunu PR PR sinüs teta e, çarpı 1 çarpı R D teta D S de D R D teta olduğunu ispat ettik. MO sıfır zaten hayali olduğu için o zaman teta A1 değerini buradan 1 e, bölü E I e, PR kare integral sıfırdan pi y yes, sinüs teta d teta o da eşittir ee, ne çıkar pr kare bölü e i eksi kosinüs teta çıkar tabi eksi kosinüs teta sıfırdan e, pi'ye kadar integre edeceğim ve sonuçta teta a biri e, ne buluyorum Please. 2P R küp, şey R kare bölü u e buluyorum. Ben artık sıfırla pi sınırlarını koyduğunuz zaman buraya bu değerin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Peki, ikinci bölge için şimdi hemen yapıyoruz olayı. İkinci bölgede de yine şöyle 2-2 kesimi yapıyorum yine buradan. 2-2 kesimi ve burada da M2 momentini tekrar ifade etmem gerekiyor. P kuvveti var burada. Bir de MO var tabi. Toplam MK2'ye göre moment alırsam K2 noktasına göre M2'nin buradan ne olduğunu görüyorum. MO P çarpı X1 olduğunu görüyorum. Yani şuradan itibaren yine X1 mesafesi var. Ve DM2 bölü DMO'nun da 1'e eşit olduğunu görüyorum. TTA2'nin de bu sefer TTA2 1 bölü EI integral M2 DM2 bölü DMO e, DX1 X1'e göre entegre ediyorum. Eşittir 1 bölü EI e, integrasyon 0'dan Tabi nereye kadar? Aşağı kadar değişecek. Sıfırdan aşağı kadar. E, M O e, eksi P X1 çarpı 1 çarpı dx 1 MO O sıfır zaten. E, o zaman bunun sonucunun da eksi P X1'in karesi bölü 2 E I ve sıfırdan H'a kadar olduğu için e, eşittir. Teta A2'nin de e, eksi p h kare bölü 2 e olduğunu görüyorum ve teta e, değerini teta a değerini teta a1 artı teta a2 olarak e, yazdığım zaman teta a eşittir 2 pr kare bölü e I, eksi p h kare bölü 2 e olarak şöyle elde ediyorum. Evet örnek 4'e bakıyoruz. ABC çerçevesi A noktasından Ankastra ve C ucundan sabit mesafede desteklenerek B noktasına B noktasına düşey P kuvveti uygulanmıştır. Buna göre A şıkkında ne soruluyor? C noktasındaki mesnet tepkilerini bulunuz diyor. Ee, bu sistem tabi e, baktığımız zaman hiperstatik olduğunu görüyoruz. Çünkü C'den 2 bilinmeyen geliyor sabit mesletten dolayı. A'dan ise 3 bilinmeyen geliyor yani. iki kuvvet bir tane moment olmak üzere. Dolayısıyla e, beş bilinmeyen var. Üç tane tabi statik denge denklemimiz var. O zaman kuvvetlerin hepsini bulamayız. Bunu sebeple de bizim şekil değiştirmeden kaynaklı bazı ek denklemlerden, e, ek denklemler elde edip o e, Oradan e, ne yapmamız gerekir? Bilinmeyen kuvvetleri bulabilmemiz gerekir. Hiperstatik bir sistemde böyle yapıyorduk zaten. Peki B şıkkında sorular nedir? Ona da bakalım. E, B noktasında meydana gelen düşey yer değiştirmeyi hesaplayınız diyor soruyor ayrıca. E, şimdi bu sistemi, bu e, eğik çubuğu yani bükülmüş bu çubuğu iki bölgeye ayırıyoruz yine. Sonuç olarak şu CB kısmını birinci bölge, BA kısmını ikinci bölge diyoruz. Hem şekil olarak C'den B'ye doğru gittiğimiz zaman yarı dairesel bir kısım oluyor. Ve aniden bir kuvvet değişikliği de var B'de. Dolayısıyla ikinci bölgeye geçiyoruz tabi burada. Burada C noktasına iki tane kuvvet yerleştiriyoruz. Sabit mafsal olduğu için iki tane kuvvet oluşur burada. Bu düşey kuvvetine Q, yatay kuvvetine de H diyoruz. E, amacımız tabi e, bu H ve Q e, değerlerini elde etmek fakat bildiğimiz bir değer de var ki o da e, nedir? C noktasının e, yatay yer değiştirmesinin sıfıra eşit olduğunu, düşey yer değiştirmesinin de sıfıra eşit olduğunu biliyoruz biz. E, çünkü sabit mafsal olduğu için C noktası herhangi bir yer değiştirmeye sahip olmaz. Şimdi C noktasındaki bu kuvvetler sonucunda aslında Castigliano teoreminde yer değiştirme denklemini yazabiliyoruz. Nasıl yazabiliyoruz? Delta Cx eşittir. Ne yazabiliriz? Eğilme momentini tabii sadece dikkate alıyoruz tekrardan. Aslında kesme kuvveti ve normal kuvvet de vardır ama onları dikkate almıyoruz. Onları ihmal ediyoruz. onu söyleyelim. C'den B'ye kadar birinci bölgede ortaya çıkan eğilme momenti dm1 bölü d dm şey m1 çarpı dm1 bölü x doğrusundaki tekil kuvvete göre c noktasındaki kısmı türev alıyoruz ve ds'e göre integre ediyoruz çünkü c'den b'ye doğru e, eğrisel bir yörünge olduğu için ds'e göre integre ediyoruz Artı sonra B'den A'ya kadar tabi B'den A'ya kadar da M2 momenti eğilme momentini dikkate alıyoruz. DM2 bölü bunun kısmi türevi ne oluyor? Bu sefer yine tekrar haşa göre olması gerekiyor. Çünkü X doğrusundaki deplasman oldu. Deplasmanı yazdığımız için yani yer değişimi yazdığımız için o doğrusudaki tekil kuvvete göre kısmı türevi alıyoruz. Bunu da dx1'e göre e, integral edeceğiz. x1 dediğimizde b'den a'ya kadar olan mesela e, koordinattır diyebiliriz. E, b'den a'ya doğru olan koordinattır e, diyebiliriz. E, şimdi bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Tamam. Peki delta c y'yi de e, yazacak olursak hemen delta c y yani y doğrusundaki e, yer değiştirme miktarının e, Kastiklana teoremiyle nasıl bulabiliriz? E, C'den B'ye bu sefer M1'i M1 çarpı D M1 bölü D Q demem lazım geliyor tabi. D S'e göre integre edeceğim. Ondan sonra B'den A'ya M2 çarpı D M2 bölü D Q tekrar demem lazım. D X1'e göre integre edeceğim. Bunu da sıfıra eşitleyeceğim. Ve bu iki eşitlikten e, neyi bulmam lazım? H ve Q bulunacak diyeceğiz. Bulunacak. Bulunacaktır. Ee, buradan diyebiliriz. Ee, peki o zaman integrasyon ifadelerini doğru yazabilmem için, tabii integrasyon ifadelerini e, yazabilmem için M1'i, M2'yi e, Q'ya, H'a bağlı olarak bir de geometriye bağlı olarak ifade edebilmem gerekiyor tabii. Birinci bölge için e, M1 değerini nasıl elde edeceğiz bakalım. Buradan bir bir kesimi alıyoruz. Zaten M1 dediğimiz iç kuvvet e, şey iç moment oluyor, eğilme momenti oluyor. Dolayısıyla e, daima biz Castigliano teoreminde integrasyon içinde iç kuvvet iç momentleri kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle olsun. Bir bir kesimi yaptım şimdi bakın bir bir e, ve buraya. E, ne uyguluyorum? Q ve H kuvvetlerini uyguluyorum C noktasına. Ee, peki bunu dengeleyecek şekilde şimdi kesitte, şurada bir kalınlık da çizelim. Kesitte bir eğilme momenti ortaya çıkacaktır. Bunun yönünü mesela saat tıbbeleri tersi yönünde, şey saat tıbbeleri yönünde almışım. Diğer yönde de alsanız değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü integral ifade içinde hem e, M1 ile kısmi türevi yaptığınız için işaretler birbirini götürecektir tabi. Sonuçta N1 var. Bunun yanı sıra burada tabii N N de olabilir, N1 normal kuvveti de olabilir, V kesme kuvveti de olabilir, V1 kesme kuvveti. Fakat bunlar şu ikisi ihmal ediliyor yani ihmal ediyoruz ediliyor diyebiliriz. Sadece N1'in etkisini göz önüne alıyoruz. Eğer bunlar ihmal edilmeseydi bunları da tek tek ifade etmek zorunda kalacaktık tabi. O da işlemleri epey uzatıyordu. Ama onların M1'in yanında epey bir etkisini çok ihmal edilecek seviyelerde olduğunu daha önceki örneklerde gösterdik aslında. Şimdi şu noktaya ben K1 noktası demişim. Ve sonuç olarak şu mesafenin olması kırmızıyla devam edeyim. Şu mesafeleri daha net görmek için tabii. Şu mesafenin e, ne olduğunu görüyorum. E, R çarpı 1 eksi kosinüs teta. Yani teta açısı da şu açı. Şu açı olabilir Teta açısı. E, şu mesafe R çarpı 1 eksi kosinüs teta. Sonra şu mesafenin e, R e, kosinüs teta olduğunu görüyorum. Zaten tamamı R olduğu için Burası da R eksi R kosinüs teta olacaktır tabi diyebiliriz. O, ondan sonra şu mesafe R sinüs teta olduğunu görüyoruz. Ee, ve e, şimdi K1 noktasına göre moment alacağız. K1 noktasına göre toplam M K1 eşit sıfır dediğimiz zaman e, M1 şu yönü pozitif alırsam tabi fark etmez gerçi eksi M1 e, artı h çarpı kuvveti yani r bir eksi kosinüs teta eksi q r sinüs teta sinüs teta evet e, biraz sıkıştı ama olsun yani anlaşılıyor e, ve bu sıfıra eşit tabi Buradan M1'i çekecek olursam M1 eşittir. E, HR e, 1 eksi kosinüs teta eksi QR e, eksi QR sinüs teta olarak buluyoruz. E, bize türevleri de lazım. Şimdi onu da hemen alalım. D, e, DM1 bölü DH değerinin e, ee, R çarpı 1 eksi kosinüs theta olduğunu dm1 bölü dq'nun da e, eksi r eksi r sinüs theta olduğunu görüyoruz. Ee, bir de e, bir türev daha lazım aslında dm1 bölü gerçi onu e, ikinci şeyde de yazabilir. B şıkkında gerekiyor bu. dp eşittir 0 bu türevde de bize lazım olacaktır. M1'i ifade ettim sonuçta bakın. M1'i ifade ettim. Tamam. Sonra ikinci bölgeye gel, geliyoruz. Bakın. İkinci bölgede m 2 ifade edeceğim. 2 i̇ki, iki, kesimi yapıyorum buradan. 2 i̇ki, e, iki kesimi yapıyorum. Ve yine sağ tarafı alıyorum. Bakın şöyle. Şu şekilde. Evet, burada yine ne var Q ve H var ama ikinci bölgede şöyle kestiğim için iki iki kesimi yaptığım için buradan burada e, M2 momenti var e, şey de var tabii yine N ve V olabilir burada ama bunlar yine ihmal İhmal ediliyor ee, ve burada bir de P var tabii P var. Ee, bunun sonucunda e, şu noktaya ben K noktası dersem K noktası K2 noktası hatta toplam MK2 eşit 0 dediğim zaman eksi M2 artı Q eksi P yani ikisi de aynı hizada olduğu için aynı dik uzaklığa sahip olduğu için x1 ile çarpıyorum x1 de işte e, B'den A'ya olan şey, daha doğrusu k 2 olan uzaklık oluyor burada. X1 mesafesi. E, X1 diyorum. Artı H çarpı 2R oluyor değil mi? Bakın e, H'ın dik uzaklığı ne oluyor? Bakın e, K'ya olan dik uzaklığı şu mesafe oluyor. 2R'ye eşit oluyor da. 2R e, eşit 0 Ve buradan M2'yi buluyorum. M2 eşittir. Q eksi P X1 artı 2HR olarak buluyorum. Tamam. Bunu da bulduktan sonra bunların yine kısmi türevini hemen yazacak olursak DM2 bölü DH eşittir 2R. Bu gerekecek bize tabi. DM2 bölü DQ eşittir X olacak. DM2 bölü dp de gerekecek. ikinci şık da gerekecek. Bu eksi x olacaktır. x1 daha doğrusu olacaktır diyebiliriz. Ee, şimdi e, devam ediyoruz. Bunun için şurayı tamamen temizliyorum. Ee, delta c x'e yazıyorum. Delta c x değerini açık olarak yazıyoruz. 1 bölü e i e, integral isterseniz önce şöyle tekrar yazalım. m1 d n 1 bölü e, dh ds artı integral b'den e, bu sefer a'ya kadar tabi burada da integral var c'den e, c'den b'ye kadar evet e, m2 dm2 bölü dh dx1 di ee, bunu da kapatalım eşit sıfır şimdi daha açık halini yazıyordu 1 bölü e ı ee, şöyle oluyor artık biraz ee, şu şekilde ee, bir integral ya da bir dakika bakalım Şurayı sileyim hemen. Evet bir dakika. D, e, eşittir diyorum. Şimdi delta delta b delta cx delta cx eşittir. İntegral sıfırdan P'ye kadar, C'den B'ye kadar. Tabi DS'i de R, D, Teta olarak ifade edeceğim için Teta'ya göre integral alacağım şimdi. Ee, şöyle bir paranteze almışız bakın. H, R e, bir 1 eksi kosinüs Teta eksi Q R sinüs Teta ee, çarpı r 1 eksi kosinüs teta r d teta ee, olarak m1'i ifade etmişiz değil mi? Burada m1'i e, ifade etmişiz. Yani şurası e, m1 oluyor dolayısıyla. Diğeri de m1'in şeyi oluyor. dm1 bölü DH oluyor burası. Burası tamamı da M1 oluyor tabi. Artı diyeceğiz tabi. E, artı sıfırdan 2R'ye kadar bu sefer. Q e, eksi PX1 artı 2HR çarpı 2R bu sefer M2 ifade ediyoruz tabi. DX1 e, eşittir sıfır diyoruz. Ee, devam ediyorum şimdi buradan. Delta CX'i e, devam edecek olursak tabi burada bir bölü e, I ifadelerini unutmayalım. Bir bölü e, I var burada da. Burada da var bir bölü e, I. E, delta CX e, sonuç olarak e, R küp Bölü e I, e, e I Yani integral içinde sıfırdan pi'ye kadar şöyle bir eksi kosünüs teta'nın karesi geliyormuş. Eksi Q bir eksi kosünüs teta sinüs teta geliyormuş. E, D teta Delta evet. Ondan sonra artı 2r sıfırdan 2r'ye kadar e, q eksi p x1 artı 2 hr r dx1 eşit sıfır. E, ve bunun sonucu yani delta Cx x eşittir. Bunun sonucu şöyle bir değer çıkıyormuş. 2Q yani artık buradaki integrasyonları size bırakıyorum. Yani burada integrasyon işlemlerini uzun uzadıya anlatmıyorum. 2Q artı H 3 bölü 2 pi artı 8 eksi 4 P ve bunun da sıfır eşit olduğunu biliyorum. Delta CX'in sıfır eşit olduğunu biliyorum. Buradan bir Denklem elde ediyorum. 1 numaralı denklem. Tamam. Bunu elde ettikten sonra hemen burayı temizleyip tümünü sil deyip bu sefer delta C'ye yazacağız tabi. Delta C'ye delta C'ye eşittir. 1 bölü E I ee, Neydi? Köşeli paranteze M 1 D M 1 bölü D Q D, S artı e, integral m2 dm 2 bölü dq q göre bu sefer alıyorsa bir kısmi türevi dx1 eşit 0 e, bunu açacak olursak 0'dan piye e, hr 1 eksi kosinüs teta eksi q r e, sinüs teta olmak üzere eksi r sinüs teta r d teta artı sıfırdan 2 r'ye q eksi p x1 artı 2 h r x1 d x1 e, eşit 0 ve buradan da bir ikinci denklem elde ediyoruz. Bu da e, Q 1 bölü 2 pi artı 8 bölü 3 artı 2 h eksi 8 bölü 3 p eşit 0 yani bu da ikinci denklemimiz. E, sonuç olarak 1 ve iki denklemlerinden iki denklemlerinden e, Q'yu 0.519 ya da daha doğrusu e, tam 519 P olarak bulmuşuz. H'ı da 0.233 P olarak P'ye bağlı olarak bulurmuştur. Evet böylece e, bilinmeyen kuvvetleri C noktasındaki elde etmiş olduk. E, i̇kinci şık B şıkkına geçecek olursak B şıkkında ne diyordu hemen bakalım. E, C bulduk. B noktasında meydana gelen düşey ve e, yer değiştirmeyi hesaplayınız diyor. E, onun içinde yine Castigliano teoremini kullanacağız. Tabi delta BG eşittir. E, bu, delta BG e, 1 bölü EÜ ee, integral e, yine c'den b'ye kadar m1 yine m1'in ifadesi değişmeyecek sonuçta dm1'i bu sefer p'ye göre integrasyonunu yapacağız bakın çünkü incelediğimiz noktadaki e, el elde etmek istediğimiz doğrultudaki tekil kuvvete göre kısmi türev artı b'den a'ya m2 dm2 bölü dm2 bölü dp e, dx1 tekrar yazabiliriz. Eşittir 1 bölü e, e Şimdi zaten dm1 bölü dp bu sıfır sıfır olduğu için e, doğrudan buraya sıfır artı diyebiliriz. İlk terim sıfır geliyor sonuçta. E, sıfırdan 2R'ye Q eksi P X1 artı 2HR eksi X1 DX1 yazacağız tabi. Ve bunu da e, açacak olursak eşittir. 1 E I Tabi şöyle şurayı kapatacağız. 1 bölü e i eksi q eksi p x1'in kübü bölü 3 eksi 2 h r eee x1'in karesi bölü 2 ve bu da 0'dan 2 r'ye kadar değişecek. Eee yani dolayısıyla B AB arası kire verildiği için sonuçta buradan delta BY'yi bu delta BY'ye eşit zaten delta BY çökmesini 0.3503 pr küp bölü E I olarak elde ediyoruz. Evet, bu soruyu da e, tamamlamış olduk. Böylece Castigliano ile ilgili eğrisel e, eksenli çubuklarla ilgili örneklerimizi e, bir yerde e, bu videoda bitirmiş olduk. Burada da konuyla ilgili cevaplı sorular var. Çözümleri olmayan cevaplı sorular var. Bu cevapları elde edene kadar kendiniz uğraşabilirsiniz. Ve bu videomuzun burada sonuna gelmiş oluyoruz. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.